Değil. Emre Mor. Ha, Emre Mor Emre dedi. Mor. Özür dilerim. <laughs> ben, ben, de, Ben, de. <laughs> ben şey, mi yanlış şey, anladım? De, de, ne oldu? Yanlış anladın. Evet. Evet. Ee, Emre Mor evet. gidecek mi kalacak mı? Ben şununla ilgili, e, şu, Emre Mor'la ilgili şunu da e, söyleyeyim hemen. Antrenman basına açık bir antrenman gerçekleştirilmişti Antalya'da. O sırada ben de yayındaydım. Ve Antalya'dan canlı görüntüleri izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizle paylaşıyorduk. Ee, orada hocanın Emre Mor'la çok yakından ilgilendiği kameralara sıklıkla yansıdı. Hatta e, antrenman bittikten sonra ikili saha kenarına doğru gelirken hoca ısrarla bir şeyler anlatıyor. Emre de ısrarla cevap veriyordu. Ee, bir anlaşma yolu bulmaya çalışıyorlardı galiba ama nasıl ilerler acaba süreç? Yani <laughs> Emre Mor şimdi hani Dortmund aldı ha. olmadı yine yüksek bir bonservis servisi İspanya'ya satıldı. Yine e, sıkıntı çıktı. Galatasaray'a geldi. Ligin ilk yarısında da hani e, burada biz konuşurken e, belki dinleyenler o esnada tuttukları takımında e, getirmiş olduğu o belirli noktalarda yanlış anlayabiliyorlar veyahut da e, bizim ağzımızdan çıkanları duymak istemiyorlar da e, ters bir şey söyledi galiba diye inanmıyorlar. Emre istiyorlar. Mor uçar bu sezon demeyiniz <laughs> istiyorlar. Yok, yani evet Emre Mor futbol oynamayı bilmiyor demek e, bu onun futbolculuk lisansıyla alakalı değil. Emre Mor daha bir şeyleri paylaşmayı bilmiyor. Anlatmaya çalıştığımız bu. Thomas Tuchel e, altyapıya yolladığı zaman Borussia Dortmund'da demişti ki Emre Emre e, şimdi bol diyecek ama az Ben de karışıyor hep. Yani. Ben sık sık diyorum. E, Emre Mor yetenekli bir oyuncu olabilir. E, ama profesyonel olmayı öğrenmeli demişti. Profesyonellik sadece saha dışı yaşamla alakalı değildir. Sahacı da bir profesyonellik gerektirir. E, Emre Mor hala bunu e, öğrenebilmiş değil. Futbol oynamayı bilmemekte de esasında buna eşit. Futbolun Yanlış bir ama. tane topla oynandığını e, da yani, öğrenmeniz e, gerekiyor anla, ifade etmeye çalıştığımız buydu. Hala bunu öğrenemedi. İşte Championship kulüplerinden Brentford'da bir görüşmesi mi var acaba diye haberler çıkmıştı. Bu çok mümkündür çünkü Halil İbrahim e, Brentford'un sahibi oraya gitti değil mi? E, Brentford'a gitti Halil İbrahim e, Dervişoğlu. E, Brentford'un sahibi aynı zamanda Midland'in sahibi Danimarka ve Emre Mor'unda Danimarka çıkışı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunları denerler hep. E, hatta Brentford'da geçen sene Danimarkalı bir hem on numaram hem oynayan bir oyuncu vardı. O da mesela tutunamadı. Yani Brentford'un ve Midland'ın sahibi zaten girişimci bir Beyefendidir. Hatta e, sayfa sayfa makaleleri de vardır. E, İnşallah. Manibol gibi. üzerinden e, yürüyen birisidir o da. O şekilde ifade edelim. E, yok yani Emre bakacak yani. Eğer gitmiyorsa, gidemiyorsa bir yere e, bir şekilde faydalanmaya çalışacaktır da Fatih Terim. Ama bu faydalanma esnasında ne kadar üstüne düşer? Çünkü ligin ikinci yarısı e, Fatih Terim'in tek rakibi yok. Galatasaray'ın tek rakibi yok. Bunu unutmamak evet. gerekiyor. Yani. Ee, geçen sene bir yere kadar Başakşehir, sonradan Porto'ya giren Beşiktaş vardı. İkisini de kazanarak Galatasaray şampiyon olmuştu. Ama şimdi Sivasspor puan kaybedecek, Trabzonspor puan kaybedecek, Fenerbahçe puan kaybedecek, Beşiktaş puan kaybedecek, Metropol Başakşehir puan kaybedecek ve Galatasaray o sürekli kazanacak. Çok daha fazla takım var. Baya bayağı taşlar kuşlar birbirine evet. çarparsa gibi bir hikaye var ee, karşımızda. da olmuyor değil. Yürü 2006'ya giderken bütün taşlar kuşlar birbirine çarpmışlar ve bizi Fatih <laughs> Hoca yani. o, o konuda biraz e, vardır o şanslı o yani. O şanslı, şanslı da, hayır bu kötü bir şey değil. değil, değil. Ersun Yonal şey da bence şanslı bir teknik direktörüdür. E, Fatih Hoca'nın o konuda biraz şansı evet. var. Göreceğiz Evren Mor ne olacak ne yapacak. Çok uzun cevap verdik ama bazı şeyleri anlatmak gerekiyordu <Yok, vardır>. pardon. Yok estağfurullah. <laughs> Demi defans hattında mı ve yeni gelen oyuncular, Ulgas Çınar? <laughs> yani tabii... Şimdi Galatasaray'ın halledemediği bir sorun daha var. Daha ne Nagatomo, ne Mariano, ne Enzonzi hiçbirisi ayrılmadılar. Sen öncelikle bir de yollarını ayırması gereken oyuncu topluluğu var. Yeni gelen isimlerin insan için. İşte Andon geri evet. döneceğim diyor sözleşmesi. Zaten kiralık oyuncunun sözleşmesini nasıl donduracaksın? Oradan Mesela gelen böyle açıklama yani. Evet oradan evet. gelen Andon ge geliyorum diyor yani. Antrenman görüntülerini sürekli paylaşıyor. Tabii ki ilk etapta Galatasaray sol tarafını 11 yaş gençleştirdi. Sarakki ve Onyekuru beraber oynamaya başladığı anda Babel Nagatoma'dan Sarakki Onyekuru'ya geçiş olacak. Ne kadar etkiler oyunu? Seri bence daha farklı bir profil çizecek ligin ikinci yarısında. Diğer tarafta Linesse Fegoli oynayacak muhtemelen. Göreceğiz. Ben yine de gol katkısı anlamında Onyekuru iyileştikten sonra ciddi bir katkı bekliyorum ama bir şekilde daha da farklı bir e, Jean seri izleyecek Galatasaray taraftar. Sorun defans hattında mı? Şimdi Lüyendaman'ın da sözleşmesi donduruldu. Evet. bir şekilde elde Marka, Ahmet Çalık, Emin Bayram ve Ryan Donk var. Bu bu kadar yabancı gelip gitmesi gerekirken oraya nasıl bir hamle yapacak Galatasaray? En fazla yapabileceği hamle yerli oyuncu uzundan Yıldırım Mertçet'in Roma kulübünden. Bekleyeceğiz. Volkan, senin beklentilerin nedir Galatasaray'ın yaptığı transferlerden? Mesela Hidayet Bey de demiş ki Rize-Sekidika yarınki Rize Spor maçında sahada olmalı mı? Olamayacak. Evet. Hı -hı, evet. Çünkü lisansı çıkarılamadı. Hı -hı. Yani yeni transferlerin hiçbiri olamayacak. <laughs> ben az önceki sorudan devam ederek şöyle söyleyeyim. Bence daha önemli problemi Galatasaray'ın orta alanda bir belirsizlik yok mu? Ya da bana mı öyle geliyor dışarıdan? Ee, Sonuçta Fenerbahçe kadar yakın takip etmiyorum. Kampta da çok fazla takip edemedim ama Antalya spor, son maç Antalya Spor'du değil mi? Antalya Spor, Antalya spor, yani. spor maçında işte Antalya Spor'un bayağı eksik çıktığı bir maçta Taylan Antalyalı ve Michel Seri performanslarıyla mı acaba bu transfer rotası belirlendi? Benim kafamda çok ciddi soru işareti bu. Şimdi Galatasaray'ın orta sahada Enzonzi bir kere çıktı değil mi? Alt şu anda yok yani. Kendi yapmış olduğu, e, telefoto yapmış olduğu açıklamada da o şekilde gözüküyor artık yani. Kendime yeni takım arayacağım diyor yani. Evet. Belhandayı acaba gönderebilir miyiz'in hesabı yapılıyor. Ya oraya 3 tane oyuncu koymamız lazım. Bir şekilde evet. her maçta düzenli olarak son 17 maçta ve artı kupa maçlarında orada oynayacak 3 tane sağlam Galatasaray seviyesinde, Galatasaray şampiyon yapabilecek seviyede bence en önemli bölge orası. Ee, şampiyon yapabilecek seviyede 3 tane oyuncu koymamız lazım. Ömer Bayramı devşirdik, bir tanesini koyduk. Belhanda'nın yerine e, yaklaşık 6-8 aydır olmayan Emrah Babayı koyduk. Ki Belhanda gidecek mi gidecek şey onu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz, yani. Yani. aynen öyle. Hayır, performansından da, performans da performans de, değiller ya. O ha. anlamda söylüyorum. İşte Ömer e, seriyle Taylan onun dışında benim unuttuğum Selçuk İnan var. Lemina seri Tayland ilk etapta. Ha Lemina var. Lemina pardon. Lemina'yı savunmanın önüne koyup Lemina, Ömer, Emre gibi düşünülüyor. Ya benim açıkçası o bölgede Galatasaray'ın sanki orayı biraz hafife aldığını düşünüyorum. Evet, sol beki e önemli. Katılıyorum. Nagatomo performansı kesinlikle değiştirilmeyi hak etti. Orayı eee Galatasaray o şekilde halletti. Lines'in dönüşü, Mariano'nun girişi bence o da olumlu. E, bu noktalar Olumlu gelişmeler, Onyekuru'nun gelişi, Sekidika ile ilgili soru işaretim hala var. Evet, kamptan arkadaşlarımız genellikle çok e, kreatif bir oyuncu olduğunu hı hı. söylüyor ama üst seviye için benim kafamda soru işaretleri var. Ama sanki orta alan konusu biraz e, hiç isimde, yani sen duyuyor musun Galatasaray ile ilgili? Yani yok zaten alamıyorsun ki, kimi alacaksın? Yok yani Bu şimdi an, yabancı olman lazım. Yabancı olabilir mi yani? O, ama Enzo son yaptığı açıklama gidecek önünde. Yani. Hatta Aston Villa'nın evet. ciddi bir teklifin olduğu ile söyleniyor. Aston Villa yani Galatasaray ile anlaşılması bekleniyor galiba. Enzo ile Galatasaray'la anlaşması bekleniyor ki, ona göre Aston Villa bir teklif yapacak gibi. Yani benim... Peki Sekidika sizin için özlem Okan soru işareti mi? Yani şimdi bizim konuştuğumuz parametreler TFF birincilik parametreleri. Aynen. Onun, onun dışında konuşuyoruz ama tabii ki bu ee, işte Dorukan da geldi Eskişehir Spor'dan çok başarılı oldu ee, Onu evet. hatırlatalım Dorukan, Toköz de Eskişehir Spor'dan geldi başarılı oldu Bu şey anlamında değil hani kıyas, kıyas, kıyas anlamında değil hani Doğrudan Nijerya'dan gelen ve Eskişehir Spor'daki ilk sezonunda Parlayan bir oyuncu olmuş olsaydı Kafalarda ciddi bir soru işareti yaratabilirdi ama e, Sekidika İngiltere ve Portekiz'de almış olduğu Bir altyapı ve sonrasında da Sırbistan'da Kuvvetlendirdiği bir oyun zekası var Hani Oyun zekası olarak esasına bakma. İnsanlar hep Onyekuru ile kıyaslıyorlar ama e, bence Onyekur'dan bir farkı var. E, Daralan'da da pas kalitesi olarak da iş çözmeye daha yakın. Şimdi Eskişehirspor'da paslaştığı oyuncu kalitesiyle Galatasaray'da pas alışveriş yapacağı oyuncu kalitesi arasında da ciddi bir evet, evet. fark var. oradan göreceğiz. Yani ben çok da umudumu kesmedim ama yani belli olmaz. Belki de bu sene çok az kullanacak. Önümüzdeki sezon için düşünecek Fatih Terim. Bilmiyoruz. Evet, Kırklareli Spor'un son dakikada attığı golle birlikte Medipol Başakşehir ile bir bir berabere kalışın özet görüntülerini izledik. 40 Kırklareli Spor'un bu ne zafer olarak görüyor tabii 1-0'dan sonra Kırklareli Spor taraftarı bu konuyla ilgili çok fazla görüş belirtmişler ve turda şansı ne kadar diye soruyorlar sizlere ki ben kendi evinde oynayacağım maçta da taraftar desteğinin gelen tweetlerle birlikte çok büyük olacağını düşünüyorum. E bugün daha fazla taraftarı vardı evet. zaten. Aynen öyle. Evet. Bugün, bugün <laughs> Başakşehir'den yani daha fazlaydı. Işte. O da tabii ]yse. ki taraftar desteği evet. olacak yani. Başakşehir e, kulübünü, yani e, yapısını, organizasyonunu çok sevdiğim bir kulüp evet. ama şu taraftar işi. ya Çok da büyük bir semt aslında, çok da kalabalık bir semt. E, i̇nsanlar nedense bu kadar iyi bir kadrosu olmuş, e, olmasına rağmen, taraftar olmaktan biraz uzak duruyorlar açıkçası. Onu Gladbach gibi çözebilirsin abi. Boris Mönchuk Gladbach başkanında bu birkaç yıl önce Beşiktaş'taki otelde hani böyle kulüpler, vakıflar bir şeyler olmuştu. Evet. Hatta galiba e, Sayın Nihat Özdemir'in acı kaybının olduğu gün gerçekleşen bir etkinlikti. Böyle çok da tadında olmamıştı doğruyu söylemek gerekirse. E, <laughs> Gladbach başkanı demişti ki yani biz 50 bin erkeği oynuyorduk daha önce o belediye sığında. Kendi sığdığımızı yaparken hep şunu düşündük. Daha çok nasıl aile çekebiliriz? Aileyi çekebilmek için de kadınları çekmemiz lazım demişti. Başakşehir'in yaz okuluna, pardon Gladbach'ın yaz okuluna iki ayla ne olduğunu yazdırdım mesela. Futbol. Oynasın diye sadece evet. yazı geçirsin diye diyelim. Ee, ailelerine doğrudan e, doğal kulüp üyeliği verip onlara kombine veriyorlar. Müthiş. Bak şimdi. Mesele şu. Şimdi Gladbach maçlarını izlerken zaten genellikle bir kadın taraftar ve aile taraftar profili görüyorsun. Ben gittim bu arada o stada. Stadı yaptıktan sonra Gladbach başkanının açıkladığı bir şey var. Çok da önemliydi. Etrafındaki arazileri de satın aldık diyor. Oralara yapılar yapılıp Bizim taraftarımızın maç günü etkinliği olmasın diye. Orada şimdi publar yapmışlar, luna parklar yapmışlar, restoranlar. Yani Gladbach'ın iç savaşları maçları şöyle. Ben maçtan o... önce 50 bin kişinin piknik yaptığı bir alandan bahsediyoruz. Bomboş doğru, maça giriliyor. ancak böyle çözebilir. Etrafı bomboş. Şimdi ben gittim. Başakşehir nasıl çözebilir? Yani tamam oradaki ailelerle konuşuyorsun ama bence bir doğal üyelik kapsamı ve onlara doğru kombine satışları. Aile kombine satışı. Kulübü sahiplenmek. Isim Kulübü isim. sahiplenmek. Yani aile kombine satışı. Diyelim bir dört kişilik ailemin. Ben sana sezonluk şuradan bin liraya veriyorum kombineyi de dört tane kartını ver. Aileleri çekebildiğim müddetçe e, geri yapabilirsin. Bir de tabii ki biz Türkiye'de öncelikle taraftar olurken şehir takımları haricinde başarıya odaklı insanlarız. Başarılılığın peşinden gidiyoruz. Başakşehir'in taraftar kültürünü yaratması bir 7-8 seneyi daha bulacak onu söyleyelim ama bu esnada aileleri maça çekerek çok daha farklı işlere imza atabilirler.